Makinist gözünden herkese selam dostlar. Serilerimize devam ediyoruz ve belki de bizim için son istasyon olan Karşıyaka eski tarihi istasyonu göstereceğiz. İçerisi açıksa da göstermeye çalışacağım. Çok önemli, çok değerli bir istasyon. Gerçekten birazdan da tarihini okuduğumda göreceksiniz. Hadi geçelim videoya, başlayalım. Evet dostlar, şimdi biz Karşıyaka eski tren istasyonunun yanındayız. Hem gençlik merkezi olmuş hem de Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi olmuş. Burası hemen İzban'ın yanında, tarihi istasyonların yanında. Ayrıca da yanda bir istasyon daha var. Yani parçasıdır muhtemelen. Burası eski TCDD'de çalışanları sosyal yardım kurumu veya derneği olmuş. Eski istasyonun çevresi de malum kapatılmış. Burası da derneklere veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandığı için de etrafı kapalı, sadece ön taraftan açık. Şimdi arkadaki bulunan istasyon muhtemelen lojman gibi görünüyor ama bakalım. Kapısı da açıkmış aslında. Yapabilirsek bir söyleyelim, içini bir gezelim isterim. Birazdan da sorarız. Burası böyle gidiyor. Hem bakanlığa bağlı bir gençlik merkezinin yeri burası. Demek ki bunların hepsi buraya verilmiş. Yani bu bakanlığın hizmetine verilmiş. Aslında bu çok güzel bir şey, onu söyleyeyim. Bakın burada çok güzel etkinlikler falan yapılıyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Özel sektöre verip de narma duman edileceğine böyle devletimiz, bakanlığa ait olan kurumlar alırsa da çok daha güzel olur. Şimdi birazcık bunun hikayesini anlatalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk demir yollarından olan Basmane Bandırma Hattı'nın en önemli yapılarından birincisi durumunda ve birinci derecede sit alanı olan bir yer. Hem istasyon olarak hem de kentin belleğinde bir demir yolu tarihinin özel bir yere sahip olduğunu gösterir. Zaten burası merkezi bir yerde Karşıyaka'nın. Yaklaşık 120 yıla bir tanıklık eder ve birçok ilçede ev sahipliği yapmıştır. Şimdi ilk defa demir yolları tarihinde kombine taşımacılık burada olmuştur. Banyo trenle atlı tramvaylarda kombine bilet uygulaması yine bu görmüş olduğunuz istasyonda olmuştur. Banyo trenlerinin ilk mevki uygulaması yine buradan başlamakta, yapıldı yani. Kombine bilet uygulaması az önce söyledim ya, 21 Ağustos 1903 tarihinde başlamış ve Karşıyaka trenlerinin ve 1984 yılında vagonlar üzerinde adi, orta ve çok iyi yazıyor. Sonraki yıllarda ise Vali Hasan Fehmi Paşa bu yazıları kaldırarak birinci, ikinci ve üçüncü olarak yazdırmıştır. Yani vagon isimlerinin bile buraya bir etkisi bulunmakta. Şimdi bu istasyonun şöyle dış kısımlarını çok iyi gösterelim. Çünkü bir restore görmüş ve bu restore gerçekten muazzam bir şey. Umarım Buca istasyonu da bu şekilde bir restore görür. Bu restoreler tarihi istasyonlar olarak çok önemli bir yere sahip. Şimdi birazdan izin verilirse iç tarafını görmeye gideceğiz. Umarız da bu Buca istasyonuna veya diğer istasyonlara da sirayet eder, gerçekleşir, yapılır. Şimdi ben içeriye gideceğim. Eğer izin verilirse sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Şu an Karşıyaka eski tren istasyonu içerisindeyiz. Az önce de dediğim gibi izin alıp gelecektik ve sağ olsunlar izin verdiler. Burası Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi. Burası en son göstermiş olduğumuz binaydı. Burası bir resim yeri. Şimdi buranın bir resim atölyesi olduğunu öğrendik. Şimdi göstereceğim sizlere de. Büyükten küçüğe herkesin burada gelip resim yaptığı. Hatta burada bir kapı da açık. Şöyle buradan gösterelim. Bakın. Güzel sanatlar atölyesi diye yapılmış. Çok güzel taştan ibareler. Hiçbir şekilde dokuya zarar verilmemiş. Şurada bir kapı var. Burası da malum gençlerin veya çocukların gelip de burada ihtiyaçlarını gidermesi için yapıldığı bir kapı. Tarihi dokuyu korudukları için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir önceki serilerde Buca istasyonunu görmüşsünüzdür. Orası ise buranın arasındaki farkı görebilirsiniz. Umarız da o istasyonda yapılır bir an önce. Çünkü orası
demir yollarının başlangıç yeri, ilk demir yolunun yapıldığı yerdi. Şimdi bakın, burada bir organizasyon veya kitap okuma gibi, sohbet muhabbet gibi yapılacak yerler yapılmış. Burada da satranç takımını görebilirsiniz. Eğitim ve gençlik merkezi olduğu için böyle etkinlikleri de burada görebiliriz. Satranç oynayarak ve bilgi beceriyi de yükseltmek maksadıyla. Hatta ben sizin yerinizde de şu şah nerede? Şu şahı da sizin yerinize elimi sürebilirim isterseniz. Bakın gayet güzel. Aynı şekilde burası da bir tarihi yapı. Bu binanın da satranç atölyesi olduğunu öğrendik. Malum şu an ışıklar açıldı, akşam olduğu için de maalesef, bir de mesai dışı olduğu için içerisine giremedik. Ama dışarıdan bile ne kadar güzel olduğunu ben size söyleyeyim, emin olabilirsiniz. Böyle tarihi istasyonların aslında restorasyonunu biz Tekkeköy Belediyesi'nde, Samsun'da, Kocaeli'de Derince Belediyesi'nde görebiliriz. Bakın burada da öğrenciler ders çalışıyorlar ve burası da Karşıyaka'nın Gençlik Merkezi'nin bir kütüphane, kitap kafe gibi düşünebilirsiniz. Öğrenciler burada gelip derslerini çalışıp bir kafe tarzında kendilerine göre dersini çalışıp kitabını okuyacağı yer yapılmış ve çok güzel bir örneği var. Buradan da eğer izleyenler olursa 7/24 açık. Onu söyleyelim. Bakın giriş kapısı da şurası. İzban, Karşıyaka İzban'dan batıya doğru geldiğiniz zaman görebilirsiniz burayı da. Şöyle ufaktan bir ilerleyelim. Aslında bizim daha çok merak ettiğimiz taraf asıl istasyonun iç tarafı. Şöyle fazla da vakit kaybetmeden içeriye doğru gidelim. Burası da bir müzik atölyesi olarak yapılmış bu yapıda. Yine dediğimiz gibi hiçbir şekilde tarihi dokuya zarar verilmeden yaptırmış ve çok da güzel olmuş. Bakın içerisine şöyle buradan göstereyim. Fazla da rahatsızlık vermek istemem. Şöyle burada gitarı görebilirsiniz ve şöyle içeride piyanomuz var. Klimalı ortam ve güzel bir ortam. Zaten tarihi bir yapı olduğu için de şöyle bakın. Sandalyelerle çok güzel yapılmış. Şimdi iç tarafına doğru ilerleyelim. Asıl ana binamız burası. Ve şurada ise, şurada el işaret ettiğim yerde Karşıyaka yazısı var. Maalesef onun üstü kapanmış ama olsun. Buranın Karşıyaka istasyonu olduğunu biliyoruz en azından. Hadi bir içine doğru gidelim. Şimdi ana binanın girişinden gireceğiz. Dediğimiz gibi mesai dışı olduğu için bazı yerler kapalı. Şimdi biz buradan bir giriş yapalım. Bir içeriye doğru bir gidelim. Restore de yapılsa burası bir tarihi doku. Buranın tarihi dokusunun ne kadar büyük olduğunu sizlere şu örneği verebilirim. Ben Derince'de de bu örneği vermiştim. Şimdi görebilirseniz duvarın kalınlığını buradan görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Her ne kadar restore de edilse, üzerinde bir oynama da yapılsa büyüklüğünü buradan görebilirsiniz. Şimdi içeri tarafta ben önceden bir gezdim ve çok güzel bir yapı buldum. Hem dışını gösterdik, içini de göstereceğim. Bakın burada hiçbir şekilde zarar verilmeden korunmuş bir yapı daha var. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilip Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilen bu yerde böyle bir yapıyı görmek gerçekten mutluluk verici. Bazı istasyonlarda, mesela Gazi İstasyonu'nda Ankara'da bir lokantaya, bir restorana verilmişti ve maalesef güzelim duvarlar yıkılıp, ya bildiğiniz tüp müp vardı, bakır teller vardı, düşünün yani. Şöyle tavan kısmında tabii ki de bir şey yok ama üst kata çıkalım, orada da neler olduğunu görelim. Şöyle üst kata doğru çıkalım, bakalım neler var. Daha sonra da videomuzun sonuna gelmiş olalım. En azından Karşıyaka istasyonunu göstermiş olduk restoreli bir şekilde. Burası üst kat. Eski istasyonlarda, hele ki Fransız yapımı istasyonlarda, bakın kapının uzunluğunu şöyle göstereyim. Fransız yapılan, Fransa'nın yapmış olduğu istasyonlarda genelde üst kısımlarda lojmanlar ve işçilerin kalacağı yerler bulunurdu. Şöyle burayı da gösterelim. Burası bir toplantı salonu. Aslında şöyle tavanda Tekkeköy Belediyesi'nin tavanından çıkan bazı eşyalar vardı. Orası müze haline getirilmişti. İstasyonda eskiden kullanılan her şeyin tavandan çıktığını söylediler. Bu tavan görünce de o geldi aklıma. Şimdi şunu da açıklayalım. Fransız yapımı bütün istasyonların tuğlalarına kadar Marsilya'dan geldiğini biliyoruz. Restore edildikten sonra buranın
tuğlaları değiştirildi mi veya iç tuğlalar hep aynı mı kaldı orayı bilemeyim ama yukarıdaki çatısına kadar her şeyin Fransa'dan ithal edildiğini biliyoruz. Umarız da böyle çok güzel bir şekilde değerlendirilir ve gerekirse böyle bakanlığımız gerekli desteği verir bütün istasyonlara. Zaten dikkat ederseniz istasyonlar hep belirli bir köy veya ilçe, kasaba gibi yerlerde hep terk edilmiş olur. Hele ki Samsun'daki, hep Samsun örneğini vereyim. Hamzalı istasyonundaki gibi şu an o da restore halinde. Bir köy, bir ilçe, bir kasabada umarız da değerlendirilir. Hadi videomuzun sonunu binanın dışında yapalım. Evet, şimdi tarihi Karşıyaka istasyonunun içini ve dışını çektik ve şöyle de bir ibare var. Gelirseniz burayı görün. Az önce de söyledim. Eğer videoyu izlerseniz 7/24 açık bir kitap kafesi var, kütüphanesi var. Gelirsiniz burada çok güzel dersinizi çalışırsınız, değerlendirirsiniz en azından. Buradan da bu konuda bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Açıklama kısmına da verilen izinler dahilinde isimler yazılır veya kurum yazılır, bakanlık yazılır. Bunu da ekleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.